Merhaba arkadaşlar, hangisini seçmeliyim köşesinde artık bazı şeyleri paylaşacağım. Özellikle bu gün işleyeceğimiz yazlık eldivenlerden hangisini seçmeliyim, bütçeme göre hangisini almalıyım konusunu işleyeceğiz. İşte Emre bize yardımcı olacak. Bu konuda işte 5-6 tane eldiven göstereceğiz size. Onların biraz özelliklerinden, koruma özelliklerinden bahsedeceğiz. Üst segmentlerden başlayalım. Tamam. Koruması daha fazla olan biraz daha üst segment ürünlerden başlayalım. Bütçesi yüksek olan arkadaşlar için koruması daha fazla olan, işte önünde, arkasında, eklem yerlerinde fazla olan eldivenlerden örnek verelim. Revit Chevron 2 şu andaki konumuz. Eldivenlerde hem tekstil hem de deri olarak ikisini bayılıyoruz. Aslında deriler ısıya dayanıklılık ve sürtünmeye karşı mukavemet yönünden her zaman için daha üst noktalarda. Bunun için koruma bakımından aslında deri eldivenler üstün mukavemet gösterdikleri için her zaman için üst kısımda, üst sırada tutuyoruz. Eldiven alırken de zaten daha önce Cem abi videolarda anlattığı gibi avuç içinde, işte dış kısmında, parmaklarında korumaların olması önemli. Bunda da iç kısmında ve üst kısmında tamamen deri değil mi? Hiç tamamen deri, tamamen deri, keçi derisi. Avuç içi ve üst kısmında karbon koruması var. Ayrıyeten delikli olduğu için, yani delikli bir yapıya sahip olduğu için yazın kullanım için de uygun. Sürtünmeye aşımalara karşı sizi en üst segmentte koruyabilecek bir ürün. Aynen öyle. Tabii hani yapısı bunun tamamen delikli. Ondan sonra hem hani baş parmağında, küçük parmaklarında hem körük mekanizması var, hem işte baş parmağın yanlarında koruması var. Avuç iki tane koruması var. Avuç içinde şu korumaların olması, hemen şurada da siyah olduğu için pek fazla görünmüyor. Bunlar çok önemli korumalar ve üst kısmında karbon bir koruması var. Ve bilek kısmı diğer yazlıklara göre biraz daha uzun yapmışlar. Evet. Buradan işte rüzgar vesaire girmesin, bilek desteği olsun tarzında. Aynen. O büyük mü, küçük mü geldi? Sanki. Yok, benimki tam. Derilerde ilk başlarda şey sanıyorlar, büyük geldi ve küçük geldi sanıyorlar. Nedeni tekstile göre daha dar ve daha eli sardığı için ilk başta giyildiğinde küçük sanıyorlar. Ama deri tekstile göre işte kullanıma bağlı olaraktan deri normalde yapısı serttir. Kullanıldıkça açtığı için, yumuşadığı için, elinizin bedenini biraz daha böyle oturduğu için daha sonradan aslında konfor açısından biraz daha sonradan konforu geliyor. Öyle bir artısı var. Evet. Bir de hani şuralara ben hani detay vereyim. Şuralarında özellikle şeyler, dikiş yerleri dışarıdan yapılmış. Yani elinize içeriden batmasın diye. Öyle bir detayı var. Bunu da ekleyelim onun üstüne. Hani bu üst segment alınabilecek eldivenlerden bir tanesi. Şimdi biraz daha ucuz bir tanesine geçelim. Farklı bir eldivene geçelim. Onlardan bir tanesini tanıtalım. Revit olabilir. Revit'in bir alt segmentine geçebiliriz, geçiş yapabiliriz. Aslında bunu biraz da sport tuning, racing makineler gibi makinelerde kullanılması biraz daha cazip ve iyi olur. Benim düşüncem ve fikrim bu şekilde. Revit'de sandrolar olabilir. Dış, üst korumalarında kauçuk korumalar kullanıyor. Şunu çıkaralım daha rahat. Bunun ikisi üçü falan bir şey var mıydı? Sandro 2 vardı hatırlıyorum. Tamam. Kesinlikle. 2, 3. Renkleri hepsi kolay gelsin. Sağ ol. Sandro 2, 3 gibi onların da renkleri var. Evet. Bunlardan da alınabilir. Bunlar Sandro diye geçiyor. Evet, renkleri mevcut. Onların da özellikleri yeni nesil korumalara sahip olması. Evet. Üst kısmında kauçuk ve iç kısmında daha demin de Chevron 2'de belirttiğimiz noktaların korumaları karbon tarzında değil, kauçuk tarzında. Bunlar da onlara göre segment bakımından veya kullanım açısından onların bir tık altında diyebiliriz aslında. Bunlar da tercih edilebilir. Bunda da yine hani işte baş parmak koruması var. İç tarafı kumaş, darbeyi bir yerden aldığı zaman dağıtabilme özelliği var. Parmak kısımlarında hani, korumaları var. Evet, tüm eklem yerlerinde korumaları var. Bu da alınabilir. Yani yine yüksek bir bileğe sahip eldiven, cırt cırtla kapanıyor. Ve içi, hani bunların renkleri var. Bu beyazlı, kırmızılı ve siyahlı olarak yapılmış. Lacivert, ipsi olanı mı var? Evet. Mavi, lacivert'e kaçan bir rengi var. Evet.
Bunlar da bu şekilde. Yani bunların fiyatlarını yazacağım, karşılaştırmasını yapacağım. Hani üst segment mi, alt segment mi seçmeliyim, kendi parama göre hangisini seçmeliyim derseniz ona göre bir seçim neyiniz sunulurduğunda seçiminize sunulabilir. Evet, seçim yani sizin seçim yapmanız için fiyatlarını aşağıya yazacağım. Ha, bu da fiber olsun diyor. Evet, daha demin mesela deriden yola çıkarak da tercihlerde, tavsiyelerde bulunduk. Bu tekstil bir eldiven. Lakin tekstil olmasına rağmen yine üst kısmında sertleştirilmiş plastik korumaları, iç kısmında yine karbon korumaları, avuç içinde karbon korumaları var. Bu da tavsiye edeceğimiz bir eldiven. Yazın kullanım için yine uygun. Ayrıca bu gösterdiklerimizin hepsi yazlık eldivenler arkadaşlar. Yani onu unutmayın. Kışlık eldivenleri de işte artık önümüzdeki sezonda falan sunarım. Ama hani siz kışlık eldiven istiyorsanız arada onunla alakalı bir yorum atarsanız ona uygun eldivenlerde paylaşırım. Ne dedik bunlara? İşte bunların da Gloves. Evet. Evet, üst kısmında yine parmak koruma, havalandırma kanalları koymuşlar bu kısımlara. Parmaklarınızın üst kısımlarına. Yazın kullanımı için ekstradan ferah bir özelliğe sahip. Sizi rahat ettirecektir diye düşünüyorum. Evet. Yine avuç kısımlarında karbon korumaları var. Evet. Avuç içi korumalar her zaman için çok önemli. Çünkü ilk düştüğümüzde ya kafamızı ya da düştüğümüzde kendimizi korumak için elimizi yere koyduğumuz için özellikle yüksek hızlarda avuç içlerimizin işte aşınması, parçalanması gibi ilk olaylarla... İlk zaten vurduğumuz yer. Bilek kısmı sonra zaten ister istemez bilek ve dirsek oluyor. Sonra da artık kafa veya omuz gibi hani kazada ilk vurduğumuz yer. Hangisi abi? Biraz daha sıradan, biraz daha standart, basic şeyler bakarsak, biraz daha alt segmentlere inersek daha uygun fiyatlı. Skoyko'nun şu modeline bakabiliriz. Üst kısmı yumuşak plastikten oluşmuş. Yine parmaklarında korumaları var. Bu kumaşın neopren tarzında geçiyor. Hava alıyor ama hava alırken sizi fazla üşütmüyor. Bu amaçla tasarlanmış ama avuç kısmında korumaları yok. Evet. Yumuşak koruması da yok. Ha, bunun koruması yok. Yani hani size verdiğimiz örneklerde hem güvenlik açısından hem de alınabilecekler açısından hani bütçenize göre vermeye çalışıyoruz. Bunda mesela bilek koruması yok. Hani ben olsam bunu kullanmam aslında. Ama hani siz hani benim bütçem buna uygun diyorsanız o tamamen sizin kararınız arkadaşlar. Bilek koruması olmayan şey bence alınmaz. Ama hani benim bütçem buna yetiyor derseniz o zaman hani buna muadil bilek koruması olan başka bir tane de sunabiliriz. Onunla ne sunabiliriz mesela? Avuç içi koruması mı, bilek koruması mı? Avuç içi de, bilek de. İşte hani sadece bileği olan olabilir, avuç içi koruması olan olabilir. Avuç içi olabilecek yine suni deri karışımı. Vexo Boston eldivenler var. Genelde R25'li arkadaşlar renklerinden dolayı çok tercih ediyor. Ben de bunları geçen hafta tanıtmıştım arkadaşlar. Ya da bir önceki tanıtımda bir kombinle beraber bunu tanıtıp sizlere sunmuştum. Evet. Yine avuç içlerinde jel tarzında korumaları var. Üst kısmında karbon koruması var. Yine önerebileceğimiz bir tane eldivenlerden bir tanesi. Yine yazın kullanım için deri olmasına rağmen hava alabilir yapısı olduğu için kullanıma uygun bir eldiven. Evet. Diğer Revit gibi üst segment ürünlere göre de fiyatı ortalama seviyelerde. 300 lirayı biraz geçkin galiba bunların 330 fiyatları. Seviyelerinde. Skoyko'nun daha mı uygundu fiyatı? Skoyko'nun fiyatı gösterdiğimiz eldiven şu anda 90 liraydı. Evet. Yani o 90 liralık bir eldiven bu 330-380 lira falan civarında olabilir. Evet, onun için fiyatlarını zaten ben açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Var. Biliyorsunuz Dükkan Bostancı Total Beyazı'nın hemen karşısında. Şimdi devam edelim. Başka bir tane daha eldiven sunalım. Başka eldiven sunabilmemiz için şu yeni gelen sıklaçlar olabilir. Ve sonra yine üretmiş olduğu bir eldiven. Tekstil olmasına rağmen parmaklarında pek fazla belli olmuyor. Videodan biraz zor belli olacak ama parmaklarında şuralı kısımlarda sert plastik korumaları var. Yine üst kısmında var. Ve avuç içine yine sert plastik malzeme koymuşlar korumak için. Bu da sizi koruyabilecektir. Fiyat olarak da yine çok aşırı bir fiyat oranı yok. Bunun da yine bileğinde sert koruması var. Bileği çok yüksek değil ve bir çatı şekilde yapılmış.
Tamamen kumaş bir eldiven. Eklem yerlerinde de korumaları var. Bu da alınabilir. Evet. Çünkü bileğindeki koruması iyi. Hani uygun bütçeye, bütçenize uygun olarak almak isteyebileceğiniz eldivenlerden bir tanesi. Skoyko'nun el içi korumaları iyi olmadığı için onun yerine mesela bunu seçebiliriz. Evet, tabii fiyatları farklıdır. Çok fiyat farkı yok aslında. Fiyat seçmek yerine olarak tam korumalı bir eldiven almak her zaman için daha iyidir. Ve tekstil eldivenlerde şu algı var. Deri ısınmaya ve sürtünmeye karşı dayanıklı, tekstil ısınmaya ve sürtünmeye karşı dayanıklı değil gibi bir düşünce var. Halbuki montlarda kullanıldığı gibi eldivende de kordura kumaş teknolojisi kullanıldığı için sürtünmeye ve ısıya karşı yine dayanıklı ama tabii ki deri kadar mukavemetli olmayacaktır. Yani deri eldiven aslında, daha doğrusu hani yüksek süratli, yüksek CC'li motorlarda genelde deri eldiven tercih edilir. Yine deri eldiven yine mukavemet açısından her zaman için daha iyidir. Evet. Ya bizim sunacağımız şimdi eldivenler bunlar. Hangisini seçmeliyim köşesinde bizden istediğiniz örnekleri, yani hangisini seçmemiz gerektiğini ya da işte hangi ürünlerle alakalı video çekmemizi istediğinizi yazabilirsiniz. Ona uygun biz video çekeriz ve paylaşırız arkadaşlar. Benim hani alt kategoride beğendiğim eldivenlerden bir tanesi Vexon'un, bu nesiydi adı? Ha, Vexon'un Splash modeli. Üst kategoride ise beğendiğim Revit'in Scent Pro'su. Chevron'u. Onlardan seçebilirsiniz. Orta segment olarak Vexo Boston olabilir. Evet, Vexo Boston da bence güzeldi. Geçen haftaki tanıtımlarda ben onu şey yapmışım, tanıtmıştım bir kombinle beraber. Ayrıca tek başına da tanıtmıştım. Umarım yararlı olmuştur. Her hafta bir tane video çekeceğiz. Hangisini seçmeliyim köşesinde. İşte yazlık montta hangisini seçmeliyim, yazlık pantolonda hangisini seçmeliyim, ayakkabıda hangisini seçmeliyim diye elimize örnekler geldikçe, ürünler geldikçe onlardan paylaşacağız. Umarım yararlı olmuştur. Hepinize iyi sürüşler.